Ay ne yaptık? Kaç saat oldu aramadı hala. Ben mi arasam acaba? Yok ben dayanamayacağım, arayacağım vallahi. Dur acele etme. Görüşmesi bitince o ara. Meraktan çatladım ama. İmzalamıştır. Neden imzalamışsın? Merak etme. Ben onu merak etmiyorum ki. Kim bilir ne kadar tazminat yazdılar. Ben dedim Onur'a orayı boş bırakma diye. Dur beni. Şimdi ben merak ettim bak. Arayayım yani değil mi? Ara. Efendim? Onurcuğum, ne yaptın? Nerelerdesin? İmzalatabildin mi yavrum? Anne şu an müsait değilim. Ben seni sonra arayayım. Ha, anladım. Yanında konuşamıyorsun. Peki ne zaman geleceksin eve? Ya da ne yapsak acaba, yanına biz mi gelsek? Anne şu an işim var. Öyle mi? Doktor Ekrem Yılmaz, acilde bekleniyorsunuz. Onur, sen hastanede misin yavrum? Sana bir şey mi oldu yavrum? Anne yok, ben iyiyim. Lale'yi hastaneye getirdim. Ay yoksa bebeği mi aldırdınız? Ay olamaz, hayır. Anne sakin ol. Bir sakin ol. Lale'nin biraz başı döndü. Fenalaşınca da işte... Bebek iyi mi peki? Anneciğim bebek iyi. Hangi hastanedesiniz? Babanla geliyoruz hemen. Anne gerek yok. Olur mu oğlum? Kızcağızın bir şeye ihtiyacı olur ayola. Ya Lale'nin annesi geliyor zaten. Onun annesi geliyorsa benim kesinlikle gelmem lazım. Anne gerçekten gerek... Kapattı. İyi misin? İyiyim. Tansiyonunuzu bir daha ölçelim. Hayırlı olsun. Sağ olun. İlk bebeğiniz mi? Evet. Ne kadardır evlisiniz? Durum biraz karışık. Evli değiliz biz. Bakalım. Tansiyonunuz normal. Dinlenmeye devam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Efendim anne. Geldiniz mi? Aa, geldik yavrum, neredesiniz? Biz asıl geldik. Neredesin tamam yavrum? Mı? Hangi söyle odadasın? Tamam oğlum, hemen geliyoruz. Anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Kızın anasını gördün değil mi Fikret? Dibin dibi değil dene. Yaşa da benden fazla yani, büyük yani kesin benden böyle. Vallahi basenle de bakacak olursak 25. Hadi sen de 25,5. Fikret. O zaman görüşümü söyledim, ne var? Ay anne. Anne. Annem kıyamam, iyi misin? İyiyim anneciğim. Ablacığım çok korkuttun bizi ya. İyiyim ablacığım, merak etme. Bu adam bir şey yapmadı değil mi sana? Hayır anne, ne yapacak? Geçmiş olsun kızım. Teşekkürler. Tanıştırayım. Eşim Fikret. Memnun olduğum, geçmiş olsun. Ben de Lale... Sen hastasın, yat. Ben de Lale, çok memnun oldum. Ben Songül kızım işte, Nergis. Biz de memnun olduk kızım. Oğlum, ciddi bir sorun yok değil mi? Doktor ne dedi? Anneciğim sorun yok. Doktor her şey normal dedi. Zaten kan tahlili yaptılar, sonucu bekliyoruz. Ayol, ben de aynı böyleydim hamileyken. Ay Lale bana çekmiş. Ne oluyor biliyor musun Onurcuğum? Böyle karnım burnumda giden bir anda abi şöyle yataveriyorum. Ay canım benim. Sonra ayılıyorum hemen. Tabii o benim karaktersiz kocamın anne, çok... Anne. Ölmüşsün. Arkasından konuşulmaz işte. Evet. Tahlil sonuçlarımızı da aldık. Şöyle bir bakalım. Güzel, iyi. Evet, iyi. Bütün değerler normal görünüyor. Ay çok şükür. Ay süper. Anne, ablam arıyor. Dışarıda konuş kızım, şimdi şey yapalım. Bayılmanızın sebebi büyük ihtimalle psikolojik. Şimdi bu dönemde ruhsal ve duygu olarak değişiklikler görülebilir. Ama en önemlisi beslenmeniz ve tabii vitamin takviyesi. Bu sizin ve çocuğun sağlığı için çok önemli. Aynı zamanda annenin kendini huzurlu ve sağlıklı bir ortamda hissetmesi lazım. Unutmayın, siz ne yaşarsanız çocuğunuz da onu yaşar. O nedenle mümkün olduğunca stresli durumlardan uzak duracaksınız. Evet, şimdi bebeğin babası olarak burada size büyük iş düşüyor. Yani her ne durumda, ne olursa olsun ilk önceliğiniz bebeğin sağlığı olmalı. O nedenle de annenin kendini gebeliği boyunca huzurlu ve sağlıklı bir ortamda hissetmesi çok önemli. Anlıyorum. İyi. Anladıysanız sorun yok. Şimdi ya kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diyor şimdi onlara. Tabii ailenin diğer fertleri de aynı hassasiyeti göstermeliler. Elbette, elbette. Tabii, tabii. İyi, güzel o zaman. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa beni istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Çok sağ olun. Bu arada önümüzdeki hafta sizi tekrar görmek istiyorum. Tamam Onur Bey, çok teşekkürler. Rica ederim. Tekrar geçmiş olsun. Serumunuz bittiği zaman gidebilirsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Kaçtır arıyorum, yok. Nerede bu? Allah'ım açmıyor işte ya. Kızım açmıyor ya. Ay çalıyor. Ya sizden ne çekeceğim ben ya? Biriniz mantar gibi kayboluyorsunuz, biriniz çıkıyorsunuz. Ne yapacağım? Tasmayı takacağım sizin kafa... Ay 3 tane olunca bir kafa karışıklığı oluyor ama... Benim evhamım son derece moderniz. Onur'la evlilik meselesini konuştunuz herhalde değil mi canım? Konuştuk. Ben sana konuştuklarımızı anlatırım anneciğim. Ne konuştunuz? O zaman kendine de torunuma da iyi bak. Hadi tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Hoşça kalın Songül. Hoşça kalın. Beklenecek halim yok. Tekrar geçmiş olsun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Beklettik de sizi, kusura bakmayın. Bire. Neredesin? Ya hastanede kaybolmuşum ya. Sen niye açmıyorsun telefonunu? Ha? Göstereceğim sana. Oradan gitmeyin. Şuradan. Yolu uzatacağız ama boş ver. Karşılaşmayalım. Modern herkes. Ya bu sözleşme işini ne yaptın oğlum? Halledebildin mi? Halledemedim daha baba. Ay inanmıyorum. Al işte niyetleri buradan belli. Boşanacak olmak işine gelmedi tabii. Ya bu kız benim düşündüğümden daha dişli çıktı. Pek de kolay yanılmam ama. Ne istiyorsan vereceğiz deseydin. Anneciğim mesele para değil. Para değilse ne oğlum? Siz merak etmeyin, halledeceğim. Onurcuğum lütfen. İstirham ediyorum bir an önce oğlum lütfen. Lale ne dedi? Söylesene kızım. Konuştuk işte bir şeyler anne. Kızım işte ne konuştunuz? Yani evlilikle ilgili ne dedi? Böyle güzel şeyler mi dedi yoksa kötü bir şeyler mi söyledi? Aslında pek konuşamadık. Yani ben böyle fena olunca hemen kalktık. Ay senin ağzından da lafı oltayla çekiyorum yani. Ya ne olacak dedi, nasıl olacak dedi. Çok güzel olacak. Sen ne düşünüyorsun diye sordum. Çok iyi şeyler düşünüyorum. Evlensek nasıl olur acaba dedi. Bak farkında mısın? O da yola gelmeye başladı. Anne bak daha tam konuşamadık, daha konuşacağız. Ha. Ama lütfen sen de üstüme gelme. Ay tamam, tamam annem lazım. Ay ben zaten o kadar yoğunum ki. Sizin şey... Kız, Nergis ne oluyor? Sen niye askı yutmuş gibi böyle sırıtıyorsun kız kendi kendine? Hale bak ya. Biri böyle, biri değil. Kötü bir şey çıkmamasına sevindim Onur Bey de. Niye öyle oluyormuş acaba? Vallahi doktor psikolojik olabilir dedi. Hadi ya. Bebek nasıl? O da iyi mi bari? İyi iyi. Samet amcası yer onu yer. Onur Bey, ben onu gezdiririm vallahi. Maça götürürüm, parka götürürüm. Hemen havaya girdim bakıyorum. Girdim vallahi. Onur Bey, ben de evleneceğim. Sen evleneceksin. Niye ya? Ben evlenemez miyim? Ne bileyim, böyle işler pek bana göre değil falan diyordun. Sen çapkın adamsın Samet. O Nergiz'i görünceye kadardı. Nergiz'i görünceye kadar. Hangi Nergiz? Aşık oldum Onur Bey. Hem çarptım hem çarpıldım vallahi. Hem çarptın hem çarpıldın mı? Sen ne anlatıyorsun Samet? Hastanenin otoparkında yanlışla çarptım kıza. Artık her çiçekten bal almak yok. Tek bir çiçek var. Nergis. Onur Bey, gerçekten iyi ki geldiniz. İsmet Hanım birkaç gündür çok mutsuz. Doğru düzgün iştahı da yok. Neye canının sıkkın olduğunu sorduğumda söylemek istemedi. Ben de üsteleyince size kırıldığından bahsetti. Söylemek bana düşmez ama bilmenizi istedim. İyi yaptın, iyi yaptın. Sağ ol. İsmet Hanım iskelede oturuyor efendim. Tamam, teşekkürler. Sultanların sultanı. Onur, hoş geldin. Babaanne, böyle yapma. Gerçekten çok üzülüyorum. Senin bana küs kalman ağrıma gidiyor. Hadi ver elini. Lafımın çiğnenmesi de benim ağrıma gidiyor. Yoksa fikrini mi değiştirdin? Hey. Evleniyor musunuz yoksa? Ha? Hayır babaanne, evlenmeyeceğiz. Öyleyse ben de senden konuşmuyorum. Babaanneciğim, sadece benim tamam dememle olmuyor. Kız istemiyor evlenmeyi. Ne yani? Sen şimdi kızı evlenme teklif ettin mi? Teklif ettim. Hayır dedim. Allah Allah. Hangi kadın çocuğunu babasız doğurmak ister ki? Hele ki öyle bir kız. Bana bak. Sen o kıza ne yaptın? Ha? Ne yaptın da senin evlenme teklifini reddetti? Anlaşıldı. Oğlum, bir kadın eğer senin çocuğunu taşıyorsa, sen onu başının üstünde taşıyacaksın. Ben dedeciğinden böyle gördüm. Oğullarıma da böyle öğrettim. Senden de bunu bekliyorum. Sakın, sakın o kızı üzme, kırma. Bir bebek ana rahmine düştüğü ilk andan itibaren her şeyi, ama her şeyi hisseder. Gerçekten mi babaanne? Tabii, elbette. Ne sanmıştın? Ben bugün bebeğin kalp atışlarını duydum. Canım. Canım. Canım benim, canım. İnşallah baba dediğinde duyacaksın. İnşallah. Bana bak. Ne yap et? O kızı evlenmeye ikna et. Anlaşıldı mı? Tamam. Heh. Hadi bakalım. Öp şimdi babaannenin elini. Bir de sarıl. Canım, güzel oğlum benim. Akıllı oğlum. Ah benim bak güzel kardeşim. Kahve yaptım bize. Lale? Senin neyin var? Ne öyle kara kara düşünüyorsun? Yok bir şey abla. Nasıl yok bir şey? Bak bakayım onu. Kim üzdü seni? Ha? Yazı kalbini mi kırdı? Onur mu? Ha? Ne dedi? Ters bir şey mi söyledi? Lale. Ha siz en son buluştuğunuzda ne konuştunuz Ayşe? Sen bana anlatmadın. Bir anlat bakayım. Anlat. Evlenmek istediğini söyledi benimle. He? Ama bir şartla dedi. Yani 6 ay sonra yani çocuk doğduktan sonra boşanmak kaydıyla. Bir de evlilik sözleşmesi hazırlamış. Ay terbiyesiz. Alsın o sözleşmeyi var ya. Aynen. Aynen. De nasıl kibirli, nasıl ukala. Ne zannediyorsa kendine. Zanneder. Bunlar zanneder ablacığım. Şişt, Lale, bana bak anneme bir şey söylemedin değil mi? Ha? Hayır ya, söyler miyim? Aman ablama sakın bir şey söyleme. Vallahi gider o şirketi Onur'un kafasına geçirir, ortalığı da alt üst eder ha. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Hı. Ay sen ondan bu kadar çok üzüldün, ondan böyle fenalaştın. Kıyamam ben sana. Ah be yavrum ya. İşte parayla pulla adam olunmuyor demek ki. Cık. Hani böyle boyuna posuna bakınca da adam zannetmiştim. Kim arıyor? Kız aç. Belki aklı başına gelmiştir ha. Aç. Onun mu aklı başına gelecek hiç sanmıyorum ya. Ne yapacaksın Lale? Mecbur açacaksın, çocuğunun babası aç. Aç sen hadi. Efendim. Lale merhaba nasılsın? İyiyim. İyi olmanı sevindim. Sağ ol. Bugün olanlar için üzgünüm, düşüncesiz davrandım. Sebep olduğum şey için de senden özür dilerim. Yaşananlar senin için de hiç kolay değil, bunun da farkındayım. Bunu nihayet fark etmene sevindim. Bugün evlenmemizle ilgili söylediğim şeyleri tekrar düşünmeni istiyorum. Hem bizim hem de ailelerimizin üzülmemesi için en mantıklısı evlenmemiz. Yani en azından bebek doğana kadar. Sözleşmeye gelince, sözleşme tamamen ailemin fikriydi. Onlar da durumu bir şekilde kontrol altına almak istiyor. Sonuçta birbirimizi hiç tanımıyoruz. Anlayışla karşılayacağını umuyorum. Anladım. Tamam, ben düşüneceğim. Tamam o zaman senden haber bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne dedi bu kadar çok? Özür diledi. Hı, aferin. Bak ben sana dedim, aklı başına gelmiş. Zor bir Lale, onun için de çok zor, kolay değil. Erkeklerin hepsi böyle. Hele evlendikten sonra bir de çocuk oldu mu? Onlar daha hala kendilerini çocuk zannediyorlar. Bir de daha sevgili de değilsiniz. Ben neyin içine düştüm ya? Lale, bak ablam, bence de en doğrusu evlenmeniz. Bak karnındaki çocuğunu düşün, annemi düşün. Konu komşu ne der sonra ya? Hoş, annem hepsinin ağzını bir güzel kapatır ama. Abla ben biraz yalnız kalayım da düşüneyim. Odama çıkıyorum. Tamam, tamam abla. Hadi sen düşün, hadi. Ah ya. Vallahi çocuk doğmadan da halalimin yaşadığı şeyler. Bir şey olmamıştır değil mi? Bebeğimiz gayet sağlıklı görünüyor. Çok şükür. Kalp atışlarını dinleyelim. Bu ses kalp atışları mı? Evet. Bebeğin babasısınız herhalde. Evet babasıyım. Bakalım cinsiyetini görebilecek miyiz? Aa, öyle erkenden görebiliyor muyuz? Evet evet görebiliyoruz. Tabii gösterirse. Gösterir herhalde. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.